Herkese merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle PUBG Mobile'i çekeceğiz. En son PUBG Mobile'i galiba 2-3 sene önce çektik. Aslında kanalımızın büyük bir kitlesi PUBG Mobile'a ait. Ancak biz 2-3 senedir PUBG Mobile videosu çekmiyorduk. Bugün bir çekelim ve bazı sorunları da sizlere gösterelim istedik. Aslında rehber videosu gibi düşünün ama sıra sıra gideceğiz. Yani video video gideceğiz. Şimdi bir videoda bütün sorunları gösteremem yani. O yüzden sizlere teker teker hepsini göstermeyi düşünüyoruz. Öncelikle PUBG Mobile'da 2024'te karşılaşabileceğiniz sorunlar nelerdir? Bunlardan gideceğiz aslında. İşte e-posta ile ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Fark ediyorum, yorumlara yazıyorsunuz. Hatta bazılarınız 2021'de çekilmiş videolara abi 2024'te de çeker misin yazıyor. Çünkü onlar da haklı aslında. Çünkü 2021'de çekilen bir videodan bahsediyoruz. 3 senede baya bir platform değişmiştir. Yani oyunun özellikleri değişmiştir, ne bileyim. E-posta değiştirme yerleri gibi düşünün. Çünkü sürekli güncellenen oyunlardan bahsediyoruz. Biz uzun zamandır PUBG Mobile oynamıyoruz. Biz de şimdi sizlerle beraber hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz. Öncelikle ilk videomuz, başlıkta da görüp tıkladığınız gibi, PUBG Mobile 2024'te nasıl indiririz? Öncelikle size bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada kamerayı, işte bazılarınız şey diyor. Lan işte sadece monitörü göstereceksen niye oraya koyuyor? Abi bu da benim zevkim yani. Bu da benim zevkim. Herkesin bir zevki var yani. Yavaş yavaş alışacağız birbirimize ve sizlerle karşılaşacağım. O yüzden rahat olun yani. Hemen ön yargılı davranmayın. Sonuçta bir emek veriyoruz. Sizler için video çekiyoruz. Sadece işte ya adam monitörü çek. Ben dislike atayım abi. Bu şekilde olma. Neyse hadi konuyu uzatmadan şu şeye geçelim. Emülatöre geçelim. Emülatör diyorlardı. Şimdi ben bu internet sitesini sizlere vereceğim. Öncelikle rahat olun. Açıklama kısmına bırakacağım. Burada bakın, şurada PUBG Mobile var. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi PUBG Mobile PC yazması çok önemli. Yoksa APK indiriyor. Haberiniz olsun. PC yazan yeri gördüğünüz zaman artık burada indirme tuşuna basabilirsiniz demek. İndirme tuşuna basıyorsunuz abi. Gördüğünüz gibi Game Loop Installer diyor. Şimdi tıkladık buna. Gördüğünüz gibi şöyle bir yükle ekranı geldi. Tıklıyorum. Bu arada dil seçeneğini buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben şu an Türkçe anlattığım için büyük ihtimal Türkçe seçeceksiniz. Ama tabii aramızda Almanca falan isteyen varsa da burada seçebilir. İngilizce takılmak isteyen varsa seçebilir. Şimdi başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an masaüstü kısa yolunu ekledi. Evet, şimdi tıklayıp açtığım zaman gördüğünüz gibi şimdi PUBG Mobile'ı indirmeye başladı. İndirdikten sonra sizlerle oyuna gireceğiz. Evet, şimdi hemen hemen indirme bitti. 95 ve doldu. Yani hemen hemen 1-2 dakika içerisinde indirdi. Bu internetimden kaynaklı. İnternet, hani YouTube videoları çektiğimiz için interneti biraz yükselttik açıkçası. O yüzden dolayı hızlı bir şekilde indirdi. Evet, gördüğünüz gibi şu an oyun indirildi. Burada biz şunu seçemiyor muyuz? Yok, yüksek çözünürlük varmış. Bunu seçiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kontroller var aslında. Bunları da ayarlayabiliriz. Oyun çözünürlüğü değiştirildi, yeniden başlatıyor. Şimdi yeniden başlatalım. Çok fazla içine girmeden. Şöyle bir sesini kısalım abi. Çok ses geldi. Okudum, kabul ediyorum dedik. Şimdi burada gördüğünüz gibi fon ve mail girişi var. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim yani. Ben buraya geçen, yani 2-3 sene önce video çekerken mailimi girdim. Ya abi, oyuna girerken benim mailimi yazan adam var. Ya Allah aşkına bu yapılacak iş mi ya? Ya sürekli mailler geliyor bana. Görmeniz lazım PUBG Mobile'a giriş için. Arkadaşlar buraya benim mailimi girmeyeceksiniz ya. Kendi mailinizi gireceksiniz. O yüzden bu kısmı gizliyorum. E-posta adresi ve şifreyi gizleyeceğim abi. Kendim giriş yapacağım, ondan sonra açacağım. Böyle bu şekilde giriyorsunuz. Hatta e-posta ile giriş diyelim. Şifreyle giriş varmış. Bir de e-posta ile giriş varmış.
Direkt e-posta adresiyle giriş yapacağız abi. Burayı kesiyorum. Evet, şimdi girdim bütün bilgilerimi. Tamama tıkladım. Şu an gördüğünüz gibi zaten oyuna giriyor. Yani bu kadar basit aslında oyunu indirip. Belki videoyu uzatmış olabilirim ama bizim de bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Biliyorsunuz hemen videonun girişinde hemen arkadaşlar hemen şu siteleri indiriyorsunuz hemen abi short videosu çekmiyoruz yani normal video çekiyoruz konuşacağız yani. Bazıları diyor ki ulan çok uzatmışsın falan diyor da yani sohbet edeceğiz sonuçta burada. Video çekiyoruz yani short videosu değil arkadaşlar bu 10 saniyelik video değil ki ben size hemen şuradan indireceksiniz hemen indirim bitti demiyorum yani. O yüzden bazen de sohbet edebilmemiz gerekiyor yani sosyalleşelim biraz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oyunun gerildik galiba biraz. Şimdi oyunun kaynaklar derleniyor. Aslında ilk kurduğunuzda böyle çok indirme falan oluyor. Sonrasında olmuyor. Oyun aslında hiç değişmemiş. 3-4 sene önce girdiğimle aynı. Sadece hani bazı özellikleri değişmiş ama yine aynı GameNode'dan giriyoruz. Aynı loading ekranları falan. Yani hiçbir şey değişmemiş aslında. Evet, şimdi bunları alma, bunları geçelim. Alalım hatta hadi. Abi tamam diyelim. Şöyle kapatalım. Kapatalım abi bunu da kapatalım. Kapat abi. Bunu da kapat. Evet. Evet, şimdi buradan eğitim sahasını indiriyorum. Eğitim sahasına bir girelim. Kontrollerimiz nasıl? Yani klavyede tuşlar çalışıyor mu? Çalışmıyorsa sizler için ayar göstereceğim. Çalışıyorsa da zaten gerek yok. Şu an ilk defa oyuna giriyorum ve ilk defa giriş yaptım. Eğer zaten varsayılan olarak geliyorsa ekstra bir ayar yapmama gerek yok. Yani sizde de varsayılan gelmesi gerekiyor. Çünkü ben de ilk defa sizin gibi indirip girdim. O yüzden rahat olun abi. Şu eğitim sahasını indirelim hemen hızlı bir şekilde. Evet, şimdi eğitim sahası indi. Tıklıyorum abi. Gireceğiz. Bir tuşlara bakalım. Nasıl tuşlar? Yerinde mi? Uzun zamandır girmiyorum gerçekten bir hani özledim mi desen bilmiyorum. Çünkü çok uzun zaman geçti gerçekten ya. Evet, şimdi bu kasmayı götürelim abi önce. Grafikler ve ses. Yani şu an kullanamıyoruz. Onu aşırı yapabilir miyiz? Evet. Şu an daha iyi oldu gibi. Yine kasıyor aslında da. Ha, düzeldi şu an biraz. Ya aslında neden kastığını bilmiyorum. Şu an evet gördüğünüz gibi şu an hiçbir sıkıntı yok. Yani tuşlar konusunda bakın C'ye bastım şu an hiçbir sıkıntı yok. Öyle de göstereyim de basmıyor demesinler. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Oyunda bir kasma var ama onu da anlamadım. Normalde hani bilgisayar o kadar kötü değil zaten. Biliyorsunuz bilgisayar hakkında da video çektim. Onu merak edenler varsa sağ üst köşeye bırakıyorum. Normalde kasmaması lazım gerekiyor. Evet, videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi birçok video gelecek. Merak ettiğiniz, abi bu video çok eskidi. 3-4 sene önce artık videolar çektim. Şimdi yenisini çektiğiniz videoların hepsini çekeceğim. Oynayış videosu olmayacak. Tamamen sorun odaklı olacak. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlara da yazın. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Hepsini çözeriz. Rahat olun abi. Tabi abi çözülmeyen sorunları da getirmeyin yani o kadar da değil. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.